Herkese merhaba. Bugün çok ilginç bir konuyla karşınızdayım. Alevileştirilmiş Ermenileri konuşacağız. Bu konunun kitabını yazan kişiyle konuşacağız. Kazım Gündoğan'la konuşacağız. Kazım Bey merhaba. Merhaba Erkan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi alevileştirilmiş, alevileşmiş böyle parantez içinde de almışsınız kitabınızda. Önemli, ilginç bir kitap. Çok istifade ettim. Tavsiye de ederim bütün izleyicilerimize. Ve kitabın hemen altında da şöyle bir cümle geçiyor. Biz İsa'ya tabiiz ama Ali'ye mecburuz diyor. İlginç bir kitap bu. Hani kripto Aleviler, kripto Ermeniler olarak toplumda ifadesini bulan, bazen kötü niyetli olarak ifade edilen bir konu bu aslında. Gizli tarihi siz kaleme aldınız şahitleri üzerinden. Buradan şuradan başlayalım bu kitabın konusu olarak. Şimdi biz İsa'ya tabiiz ama Ali'ye mecburuz. Bu ne demek? Aslında bu çok şey demek Erkan Bey. Her şeyden önce neden mecbur olduklarını ifade eden, mecburi bir yaşam sürdürdüklerini ifade eden bir cümle. İsa'ya tabilik tabii orada köklerini biliyor bu insanlar. Yani Hristiyan olduklarını, İsa'dan geldiklerini ama onu mecburen terk etmek zorunda kaldıklarını, bugün ise mecburen Ali'ye tabi olduklarını ifade ediyor. Şimdi biz uzun zamandır Dersim tarihi çalışıyoruz. Biliyorsunuz daha önce de Dersim'in kayıp kızları, sonra Keşiş'in torunları, sonra Alevileştirilmiş Ermenilerle aslında Dersim coğrafyasındaki bütün etnik ve inanç topluluklarının geçmişi ama aynı zamanda onların devletle ilişkileri, birbirleriyle ilişkileri üzerinden bir çalışma yaptık. Devletle ilişkileri malum ve gerçekten özellikle 19. yüzyılda, 20. yüzyılda yaşananlar pek çok çalışmanın konusu oldu tabii. Akademinin, sinemanın, edebiyatın konusu, siyasetin konusu. Biz de ben ve sevgili Nezahat bu alanda çalışırken hem belgesel filmler hem de kitaplarla bu bilinmeyen, gizli tutulmuş, yüzyıllardır ötekileştirilmiş bu toplumsal grupların tarihsel olarak nasıl neler yaşadıklarını doğrudan onların kendi öykülerinden, birinci, ikinci, üçüncü kuşak ve onların geçmişe doğru hatırladıkları, yani dedelerinden, nenelerinden aldıkları, miras olarak aldıkları iyi ve kötü şeyleri toparladık. Ve böylelikle hem yerel tarihin hem de genel anlamda Türkiye'deki tarih yazımının problemlerini açığa çıkarmaya ve bu anlamda bir yerel hafıza örerek bu sürece açıklık getirmeye çalışıyoruz. Kazım Bey, Alevileşmiş, Alevileştirilmiş Ermeniler dedik. Bunun nasıl, ne zaman, niçin, ne şekilde olduğunu konuşacağız. Evet. Ama bu konuyu başında da gizli tarih kelimesini kullandınız. Ben de yayının girişinde benzer bir kelimeyi kullandım. Bu neden gizli tarih? Şöyle gizli tarih. Şimdi gerçek tarih yazılmayınca ve gerçek tarihi yazanlar, gerçek tarihi yaşayanlar ile tarih yazanların düşünceleri ve yaşamları arasındaki açı, o boşlukta kalanların yaşayabilmeleri için kendilerini gizlemek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Ve bu gizli tarih yaşanıyor aslında. Gerçi resmi tarih tarafından yok sayılıyor ama o orada var, o yok edilemiyor. O anlamda kendi tarihlerini gizli yaşıyorlar. Ne yazık ki Türkiye'de bu gizli yaşanan tarih, kültür, değerler son yıllarda yapılan çalışmalarla gün yüzüne çıkarılıyor. Bunlar yaşayabilmek için kendilerini, kültürlerini, inançlarını, tarihlerini gizlemek zorundaydılar. Çünkü soykırma yaşamış, soykırıma uğramış toplumlar. Hele Dersim bölgesindeki Ermenilerin iki soykırım yaşadıklarını daha önceki çalışmalarımızda da anlatmıştık. Dersimler 1915 soykırımına tertelo veren, Zazaca'da önceki tertele, yani önceki soykırım, 1937-38'dekine de tertelopeyen, sonraki tertele olarak adlandırırlar. Tertelo veren de önceki tertelede daha çok Ermeniler,
esas olarak Ermeniler. Ama 1915. 15'te ama ikinci tertele 37-38'de esas da Aleviler Dersim'de kazanmışlar yaşanan. ama aynı zamanda Ermeniler geride kalmış Ermenilerin de yok edildiklerini görüyoruz. Soykırıma uğradıklarını görüyoruz. İşte burada bu soykırımı gerçekleştiren zihniyet, devlet aklı bütün bu gerçekleri yok saymak için yalan bir tarih yazıyor ve gerçekleri gizlemek zorunda kalıyor. Gerçekleri kendi düşünce ve duygu dünyalarında, kendi küçücük dünyalarında, bu köylerinde, evlerinde yaşayanların tarihi ise çok daha farklı ve o hep gizli kalıyor. Burada Alevileştirilmiş kavramına vurgu yapmak isterim. Bu çünkü çok da tartışılan bir kavram oldu izninizle. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi burada bir Alevileşmiş bir de Alevileştirilmiş iki kavramın teknik yazılımıdır. Alevileştirilmiş parantez içinde olması. Tabii Alevileşmiş olmak bir mecburiyet, gönüllülük değil. Onu bir kere altını çizmek isterim. Ama Alevileştirilmişlikte de bunu soykırımı gerçekleştiren aklın onu mecburen orada artık kendi köklerini sürdüremez, kendi tarihlerini, inancını, dilini sürdüremez halde bırakması nedeniyle orada eğer ağırlıklı olarak Müslümanlar varsa Müslümanlaştırılmış oluyor. Aleviler varsa Alevileştirilmiş oluyor. Böylelikle orada zor sonucu, şiddet sonucu bunların dinlerini değiştirmek zorunda kaldıklarına vurgu yapılır. Bu vurgu daha çok bu kavramsallaştırma daha çok soykırımlar tarihinde ve soykırımlar literatüründe kullanılan bir kavram. Soykırımlar tarihi ve literatürünü yeterince bilemediğimiz zaman bunu tam yerli yerine oturtamayız. O yüzden bazı Peki. kesimler bir cümleyle bazı kesimler sanki Aleviler Ermenileri zorla Alevileştirmiş gibi algıladılar. Öyle değil. Değil. Peki bu geniş bir girişten sonra, bu girişti. Şimdi meseleye adım adım kitabın içine doğru girelim. Şimdi Alevileştirilmiş Ermeniler. Bu olay ne zaman başladı, nasıl başladı? Bu toplumsal grubun özellikle hani bir anda ya da bir kısa süreçte değişmediğini, dönüşmediğini biliyoruz. Dolayısıyla bir süreç olarak değerlendirdiğimizde 16. yüzyılda Osmanlı tahrir defterlerine baktığımızda nüfusun yarısından fazlasının Hristiyan olduğunu görüyoruz. Diğer bir kesimi, küçük bir kesim Müslüman, öbürleri Alevi. Ama 19. 20. yüzyıla gelindiğinde bunun önemli bir kesiminin tersine dönüştüğünü ve bu süreçte devletin de uyguladığı politikalar nedeniyle göç ve din değiştirmeler ya da göçmeler sonucu yaşanıyor. Ama esas bizim üzerinde çalıştığımız süreç 1896 Kırım'ı, pogromu ve 1915 soykırımı ve daha sonraki Cumhuriyet dönemi sürecinde dönüşenler. Biz öykülerini topladığımız bu insanların esas olarak hafızalarındaki süreç 15 ve 37-38 iki soykırım sürecinde köklerinden koparılıyor, inanç merkezleri yıkılıyor, din önderleri sürgün ediliyor ya da yok ediliyor, geride kalanlar adeta köksüz kalıyor. Yaşayabilmek için oradaki Alevi toplumuna dahil olmak zorunda kalıyorlar ve Yani o tehcir esnasında oradaki Ermeniler kaçıp Tunceli'ye mi sığınıyorlar, yoksa zaten Tunceli eski bir Ermeni yurdu. Yani çok uzun zamandan beri yaşayan Ermeniler var orada. Yani o olay göçerek mi, yoksa oradaki tehcir esnasında oradaki Ermenilere gidildiğinde biz Aleviyiz mi diyorlar? Nasıl oluyor o olay? hayır, şöyle bir şey. Her iki yanı da var bunun. Ama esas olarak orada çok köklü, çok eski bir Ermeni tarihi, toplumu, kültürü, inancı, yaşamı var. O anlamda hani 15 teşhir sürecinde gelip yerleştiler de orada kaldılar biçimindeki değerlendirme ya da algı son derece yanlış. Orada varlardı. 1914 yılındaki nüfus sayımında yaklaşık 15 bin Ermeni var orada. 15 bin Ermeni nüfusu ve bu Osmanlı defterlerinde ve aynı zamanda Patrikhanenin de belgelerinde var. Dolayısıyla daha soykırım başlamadan yaklaşık 15 bin kişi var. Soykırımdan sonra tabii orada da soykırım yaşanıyor. Önemli bir bölgede
gerçekten ciddi katliamlar yaşanıyor. Bazı iç bölgelerde aşiretler içerisinde yaşamını koruyanlar var. O arada başka yerlerden de gelip oraya sığınan Ermeniler olduğu, ama bunların geçici olduğunu, 1-2 yıl içerisinde peyderpey değişik yerlere gittiklerini görüyoruz. Sürgün süreci yaşanıyor. Oradan da sonraki süreçte Cumhuriyet dönemidir. Cumhuriyet döneminde de Erkan Bey, bu geride kalanlar sürekli problem olarak görülüyor ve onların oradan gitmeleri için de devletin özel bir çabası var. Bu 38'e gelmeden 1915 tehcir, soykırım sürecindeki Dersim'deki Ermeniler veya oradan bölgeden kaçıp Dersim'e kaçıp şeye Ermeni şeylere Alevilere sığınan Ermeniler orada ne yaşanıyor? Yani Aleviler oraya gidip hemen izole mi oluyorlar? Biz Alevi olduk, bize dokunmayın mı diyorlar? Alevileri hep duyarız. Onları bağrılarına bastılar, sakladılar, gizlediler. O olayı biraz açar mısınız? Ne oluyor o Şimdi esnada? şöyle, yani 1915 soykırım tehcir sürecinde oraya sığınanların büyük bir kesimi orada barınmıyor, gidiyor. Onlar Dersimli aşiretlerin bazıları onlara yardım ediyor. Onların gitmek istedikleri yere, kimini Suriye, kimini işte şeye Ermenistan'a, Erzurum üzerinden, Antep üzerinden yardımcı oluyorlar. Böyle bir yan var. Fakat orada kalanlar ise şöyle, yani biz artık bir aşamadan sonra bizim kilisemiz yok, bizim manastırımız yok, bizim papazımız yok, inancımız yok, dilimiz yok, kültürümüz yok. Biz mecburen burada yaşıyorsak, işte yani bizi sahiplenin diyorlar. Bu aşiretlerin bazıları sahipleniyor ama sahiplenmeyen aşiretler de var. O yüzden Dersim ya da Alevi toplumu da bütün toplumlar gibi homojen bir toplum değil. İçlerinde devletle işbirliği yapanlar olduğu gibi devlete karşı onları koruyanlar da var. Ama ağırlıklı olarak korudukları, iyi davrandıkları yönünde bir fikir var. Sahiplendikleri yönünde bir fikir var. Ama onlar sahiplenirken evet fiziki olarak soykırımdan kurtuluyorlar. Ama tarihlerini, kültürlerini, inançlarını, her şeyini kaybetme pahasına sağ kalıyorlar diyebiliriz. Bu başka yerlerde de böyle. Dolayısıyla orada başka çaresi olmayan, başka yere göçmeyi düşünmeyen insanlar mecburen orada bir süre sonra Alevi aşiretlerin içerisinde onların gelenek, görenekler, kültür zaten yabancı değiller. Bir süre sonra onlar da kabul ediyor tabii ki. Onların Alevilerin inanç önderleri, dedeler, pirler, rayberler onlar da önemli ölçüde sahipleniyor. Zamanla kendilerini şu aşiretten ya da şu ocağın talipleri olarak tanımlıyorlar ve toplum bir süre sonra bunları bu şekliyle kabul O ediyor. zaman Ama her Rıza'ya dayalı bir Alevileşme var. O zaman 38 ve hemen sonrasındaki süreçte doğru mu anladım? şimdi 38 sonrası süreçte de iyice Ha, zor. yok yok. 1915 ve 15, sonrasındaki evet 15, süreçte. 15, 15 sonrası süreçte yani onlar orada yaşamak zorunda kaldıkları için Alevileşiyorlar. Ama şöyle bir şey var. Diyelim ki Elazığ'a doğru bölgelerde Türk ve Sunni, Müslüman köyler var. Orada kalan akrabalar, diyelim o köylerde kalan akrabalar Müslüman oluyor. 3-4 kilometre yukarıdaki Alevi köyünde kalan diğer akrabalar da Alevi oluyor. Yani bu Gerçekten Alevi oluyorlar mı o dönemde? ya oluyorlar mı? O işte İsa'ya tabiiz, Ali'ye mecburuz da ifadesini buluyor. Yani tam olarak gerçekten ne kadar oldukları meselesi bazı yerlerde tamamen eski inancına yönelik bir mesafe koyuyorlar ve tamamen hatta bir Alevi'den daha fazla Alevi ritüellerini gereğini yapıyorlar kendilerini kanıtlamak için. Ama her zaman toplum onları hatırlatıyor. Siz Ermenisiniz. Ha, Dersim toplumu hatırlatıyor. Hatırlatıyor. Çünkü Hatırlatıyor. şöyle, evet, şöyle. Yani Dersim'de ya da diğer bütün toplumlarda da o resmi ideolojinin zehirlediği toplumsal gruplar olması nedeniyle, yani yukarıda devletin Ermeni dölü dediği bu toplumsal gruba bütün nefretini, en kötü şeyleri Ermenilikle ifade eden bir zihniyet yerelde de karşılığını buluyor ne yazık ki ve yani kavgalarda ya da işte onlardan bahsederken
Önemli ölçüde, bu her yerde değil tabii, bazı toplumsal gruplar bunu yapıyor. Orada da bir Ermeni dölü kavramıyla onları aşağılayan, ötekileştiren, baskı dolaylı baskıya maruz bırakan bir yan var. Şimdi en önemli şeylerden biri de şu, fiziki olarak evet, fiziki olarak fazla zarar vermiyorlar ama ekonomik konular olunca, mülkiyet konusu olunca, bu devletin ya da İslam'ın ya da işte diğer toplumların mülke çökme meselesi, mülkü fethetme meselesi ne yazık ki orada da yaşanıyor. Ve en önemli şeylerden biri de geride kalan mesela Ermeni mezarları, Ermeni kiliseleri, manastırları, bütün o kültürler, değerler, Ermeni altını bulacağız diye hazinecilik adı altında tahribatta çok önemli rol oynuyorlar. Bunda devletin de teşvik etmesi var. O yüzden bu bir yanıyla da, bu çalışma bir yanıyla da Alevi toplumunun, Dersim toplumunun kendi gerçekleriyle yüzleşme, yani evet bir soykırımda doğrudan fiziki olarak yer alma yok ama ötekileştirme konusunda, nefret dilini devletten hareketle kullanma konusunda epeyce problem Bu oldukça var. ilginç ve ilk kez duyduğumuz bir Bunların konu. hepsinin ilginç ve çok çarpıcı öykülerini kitapta bulabilirsiniz. Şimdi benim dikkatimi çekti. Tabii burada önemli oranda Alevilerin, Ermenilerin bağrılarına bastığı söz konusu. Ama bu tür problemler de yer yer yaşanmış ve sizin ben kitabınızda gördüğüm, evet bizim ellerimizde Ermeni konu yok ama ancak midemize Ermeni ekmeği çok ifadesi. Mesela o işte mülk ve arazi kavgalarında işte ulan bu Ermeni malı mı ki sen bu kadar rahat alıyor zarar veriyorsun. Kürtçe ifadeyi neoronu male hermeniyo ketu Çok iyi. cena İyi değildi. iyi mi telaffuzum? Bura harika. Zazaca'ya yatkınsınız, Yatkın. Evet. öğrenebilirsiniz. İnşallah öğrenirim bir gün. Yani bu da kavram olarak kalmış orada. Şimdi 1930 15 dedik birinci tertele. İkinci yani tertelede 38 Dersim'de yaşanan katliam meselesi var. Şimdi buradaki olay nasıl gerçekleşti? Ermenilere bakan yönüyle soruyorum. Yani orada ordu oraya girdiğinde orada kimyasal kullandı. İhsan Sabri Çağlayangil'in kendi ifadesiyle böcekler gibi kimyasalları mağaralarda zehirledik falan. Tamam. Şimdi oradaki Ermenilerin pozisyonu neydi ve ne yaptılar? Şimdi orada aslında şey olarak, kolektif toplumsal grup olarak aslında varlıklarını sürdürebilecekleri tek dayanakları bir manastır kalmıştı geride. 1915'ten sonra Dersim'de kurumsal varlığını sürdürebilen tek yer bir manastır. Bizim Keşiş'in Torunları kitabımızda işlediğimiz manastır orası. Önce ne yapılıyor? Tabii 1937-38'e kadar adeta bir mühendislik çalışması yapılıyor. Soykırımın bütün o altyapısı çalışmaları yapılıyor ve 25'ten itibaren bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla burada kalmış Ermenileri de tespit ediyorlar, ayrıştırıyorlar. Hatta zaman zaman Alevileşmemiş Ermenileri mi? Alevileşmemiş Ermeniler de var o sürece kadar. Dolayısıyla devlet orada o alevileşmemiş Ermenilerin gönderilmesi ve kendisine teslim edilmesini de istiyor. Ama Dersimli Aleviler, aşiretler bunu doğru bulmuyor. Komşularımızı biz onlardan bize bir zarar gelmiyor. Ama o baskı sonrası onlar göç ediyor, gidiyor, azalıyorlar. Geride kalanlara da özel bir politika uyguladığını görüyoruz. Mesela bir katliam aşamasında bir köyde topluyorlar 200-300 kişi. İşte 10 aileye yakın, yani bunun 70-80 kişi belki Ermeni topluluk var. Bir aşamada onları Alevilerden ayırıyorlar, başka bir yere götürüyorlar. Tanık şöyle anlatıyor. Babam muhtardı diyor, Türkçe biliyordu, diğerlerimiz Türkçe bilmiyorduk. Babam dedi ki, paşam dedi, o komşularınızı niye ayırıyorsunuz? O da dedi ki, gavur kanı Müslüman kanına karışmasın. Biraz sonra diyor, derede onları öldürdüler. Sonra bizi aynı biçimde başka bir derede öldürdüler. Biz ölülerin altında 3-4 kişi sağ kaldık diyen bir tanığın anlatımında. Dolayısıyla gavur meselesi, yani Ermeni meselesi, devlet açısından orada esas mesele olmasa da hala önemli bir mesele olarak duruyor. Geride kalan Ermenilerin
tasfiyesi de 1937-38'de gerçekleştiriyor. Pek çok yerde katliama uğruyorlar. Geride sağ kalanlar bazı bölgelerde Dersimlerle birlikte, diğer Alevilerle birlikte memleketin çok değişik yerlerine sürgüne gönderiliyorlar. Orada zorla sünnet ettiriliyor. Konya'da, Bolu'da işte 60 yaşındaki insan bile, adam bile sünnet ettiriliyor. Çocukların isimleri değişiyor, yaşlıların isimleri değişiyor, kadınların isimleri Onlar değişiyor. Alevileşmeyen, Bunlar alevileşmekte direnen orada Ermeniler. 38'e kadar Hristiyan olarak varlığını sürdürenler, henüz Alevileşmemiş. Daha sonra sürgünde diyelim bunları Müslümanlaştırma politikaları izlenirken onlar buldukları yerlerde Müslümanlar yerine Alevileri tercih ediyorlar ve Alevilerin içinde kalmak, Aleviliği orada tercih eden gruplar da oluyor. Mesela genç kızlar oluyor. Genç kızları orada Türkler ve Müslümanlarla evlendirme çalışmaları, çabaları oluyor. Fakat bunlar o güne kadar Alevilere kız vermiyor, Aleviden de kız almıyor. Yani topluluklar arasında evlilikler olmuyor. Kız alıp verme de doğru bir kavram değil ama topluluklar arasında evlilikler olmuyor. Ama orada kızlarımız Alevilerle evlensin, Müslümanların evleneceğine gibi böyle tercihler var. 38'den sonra daha çok geride kalanlar, Dersim'e dönenlerde hızlı bir biçimde Alevileşme süreci yaşanıyor. Dersim'e dönmeyenler ise, oradan İstanbul'a gelen, yurt dışına gidenler ise Hristiyan kimliğini devam ettiriyorlar. Peki şimdi şeye gelelim. Şimdi Dersim'deki Ermeni kökenli nüfus meselesi çok böyle konuşulur. Bu mesele Dersimlerin çoğu %90'ı Ermenidir diyenler de vardı. Hatta bununla alakalı benim aşağı yukarı 10 sene oldu zannediyorum. Bugün TV'de bir yayınım, röportajım olmuştu. Dönemin Ermeni cemaati Patriği Aram Ateşyan'la ben bu konuyu konuşmuştum. Aram Ateşyan %90 demişti Tunceli Dersim'deki Ermeni kökenlilerin sayısını. Şimdi o videoyu bir ekrana getirelim ve arkasından da bunun üzerine biraz konuşalım. Türkiye'de yaşayan kendilerini gizlemek zorunda kalmış epeyce bir Ermeni var. Çok. Çok. Ne kadar çok? Şimdi ben Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ele almıyorum. Büyük annelerin, büyük babaların Ermeni olanları ele almıyorum. Onlar 1 milyon üzerindedir. Son nesilden ben bahsediyorum. Artı 100 bin daha var en az. Şimdi bir dakika. Yani bugün yaşayanların anne babasının Ermeni olanlardan bahsediyorum. Büyük anne, büyük babalardan bahsetmiyorum. Tamam. Annesi babası Ermeni olup da Evet. kendini Müslüman olarak ifade eden ama Halen Ermenice konuşabilen, Ermenice konuşabilen, boynunda haç taşıyan gizlice, gizlice 100 binin üzerinde Ermeni var. ama kripto olanlar, yani kendini Kripto. gizli olanlar, kripto olarak geldiler. Orada ayna katıldılar. Artık kimliğimizi deşifre ediyoruz dediler. Ama dönmüyor. Nasıl? Yani Hristiyanlığa dönmüyor. Dönmüyor. Gene kendini Müslüman olarak takdim etmeye devam ediyor. Devam ediyor. Neden? Çünkü takdim ettiği zaman eğer devlet dairesinde çalışıyorsa işten atılacak. Komşusu rahatsız edebilir. Endişeler var. Tabii ki. Adam niye açıklasın o zaman? Bunlar yaşanıyor. Benim ailem orada da hala Müslüman yaşıyor. Nerede? Diyarbakır Selim. Diyarbakır'da sizin akrabalarınız var. Benim ablamın çocukları. Ablanızın çocukları, Tabii. yeğenleriniz. Bir kısmı köklerine döndüler. Onlar kripto muydu? Evet. Tunceli civarında Hı. bir hayli kripto Ermeni olduğu Doğru. söyleniyor. Doğru mu? Orada yoğun mu? Tunceli'nin %90'ı belki dönmedir. Çünkü neden diyeceksiniz? Bir, Kripto Ermeni, %90'ı. 30 yaşlarında bir çocuk geldi bana genç. Ve benim köküm Ermeni dedi. Ben dönmek istiyorum. Ben de ispatla dedim. İspatlayamadım. Kabul etmedim. Ama inatla gitti geldi, gitti geldi, rahatsız etti beni. Sonuçta babası Tunceli'den aradı. Beyefendi dedi. Ben belediyede çalışıyorum. Ben şimdi dönemem dedi. Emekli olayım. Ben de gelip döneceğim dedi. Biz Ermeniyiz ve buranın halkın %90'ı Ermenidir dedi. Tunceli'de olanlar. Lütfen kabul et dedi. Evet, Veteri'yi izledik. Dönemin patriği, Ermeni patriği Aram Ateşyan. %90 Dersim'in %90'ı Ermeni kökenli olarak ifade etmişti. Bu gerçek mi?
Öncelikle bunun gerçek olmadığını söylemeliyim. Yaptığımız araştırmalarda yani böyle net rakamlar verebilecek şekilde bir ifadede bulunmak mümkün değil. En azından son 500 yıllık süreç içerisinde bu mümkün değil. Zira 1500'lü yıllarda baktığımızda nüfusun yarısı ki o zaman fazlaca dönüşmemiş, alevileşmemiş, o zaman nüfusun yarısından biraz fazlasının Ermeni Hristiyan olduğunu düşündüğümüzde bugün %90 gibi bir oranı vermek son derece yanlış. Bunun çok değişik birkaç nedeni var. Öncelikle Türk Tarih Kurumu Başkanı Halaçoğlu'nun bir tezi, son derece ırkçı ve ötekileştirici bir tez ama aynı zamanda Türkiye'de biriktirilmiş Ermeni nefretini Alevi toplumuna yöneltmek amaçlı yapılan bir şeydir. İkincisi tabii Sayın Ateşyan'ın bu tezi savunmasının da bir nedeni var. Soykırım sonrası yok olmuş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış kimlikler tarihsel olarak dayanaklar ararlar ve kendince dayanaklar oluşturmaya çalışırlar. Çoğu zaman rasyonel olmayan tezlere de şey yapmak, dayandırmak isterler. O nedenle var. Bir de Sayın yani Ateşyan'ın sınırları belli. O tezlerin dışına çıkmamaya çalışan bir Zaten yer. Sayın Ateşen delil olarak da kendisini dersinden arayan bir babanın onun ifadesini olarak delil olarak da ifade etmiş. Ya Onu burada %90 biraz abartılı bir ifade de dinledim. var. Ateşyan bir kişiyle görüşmüş. Ben 120 kişiyle görüştüm. Dolayısıyla 120 kişiye baktığımızda da yani saha araştırması yaptım. Amerika'ya gitmiş, Kalksiz Lübnan'a de gitmiş. dersi misiniz değil mi? Tabii ben Dersinliyim ve içlerinde yaşadık onları ve sonra bu araştırma nedeniyle bütün Dersim coğrafyasını ama Amerika'da, Lübnan'da, Fransa'da, Almanya'da, İstanbul, diğer bütün illerdeki Dersim kökenli Ermenileri de bulup onlarla görüşmeler yaptım. O yüzden Sayın Ateşyan'ın o tek örnekten hareket ederek onu doğrular bir şey yapması yöntem olarak da Evet. doğru değil. Şimdi Kazım Gündoğan. Şimdi aslında gerek benim o dönemki aşağı 10 yıl önce yayınlamış olduğum o videoyu daha sonra bayağı bir pişman da oldum şu açıdan. Yani birileri bu videoyu o yayını kendi faşist düşüncelerini ifade işte kripto Ermeniler kendilerini deşifre ettiler bilmem ne kullandılar. Yani böyle hastalıklı bir zemin var Türkiye'de ve bu zemin gitgide arttırıldı son dönemde. Son dönemde arttırıldı. Şimdi sizin bu kitabınız hani Alevileştirilmiş Ermeniler meselesi anla bu o zihniyet içerisinde kripto gizli Ermeniler olarak tanımlanıyor ve bir korku salınıyor ve öfke boşaltılıyor onlar üzerinde. Aslında bu kitabınız bu açıdan bir risk taşımıyor mu? Dersimliler üzerine ki o kuşkulu, şüpheli ya Ermeni olsan ne olacak? Ayrı hikaye de oradaki mikrobik zemini düşünerek bunu söylüyorum Türkiye'deki. Ya Türkiye'de zaten Türkiye devleti bir korku imparatorluğu. Dolayısıyla herkesi korkutarak kendi tarihini, kültürünü, değerlerini açıktan yaşayamaması ve ifade edememesi üzerine kurulu. Dolayısıyla insanlar bu korku nedeniyle kendini gizledikçe aslında korku büyüyor. O yüzden de bizim gibi insanların, araştırmaların, Türkiye düşün insanların şunu yapması gerekiyor. Yani bu ötekileştirdiği ve nefret objesi haline getirdiği her şeyden hareketle onun gerçekliğini açığa çıkarmak ve onun gerçekliğiyle ayakta durmasını, görünür kılmasını sağlamamız gerekiyor ki onun korkulacak bir şey olmadığını, nefret duyulacak bir şey olmadığını görebilsin. Bu anlamda tabii ki riskli yanları var ve ki bu risklerin bir kısmını da biz üzerimize aldık ve Türkiye'de işte yaptığımız çalışmalar nedeniyle Ermeni Dölü sonunuz Hrant Dink gibi olacak tehditleri aldık biz. Ve bazı Dersimlerin resmi ideolojinin etkisinde olan bazı Dersimler de bize bunlar Ermeni misyoneridir, Dersim'i Ermenileştirmeye çalışan diyen Dersimler de var içlerinde. Dolayısıyla böyle çok yönlü problemli yanları var ama hakikatleri açığa çıkarmak için herkesin risk alması ve bir sürecin normalleşmesi için Dersim'deki Ermenilerin de artık çıkıp evet biz Ermeniyiz. Dersimli Alevilerin de evet biz sizi Ermeni olarak biliyoruz zaten. Bugün nasıl isterseniz kendinizi nasıl tanımlarsanız ona saygı duyarız demeleri gerekiyor. Yok siz şusunuz busunuz yani kimsenin kimseye kimlik biçmemesi gerekiyor. Bu korku imparatorluğunun psikolojisinin parçalanması Şimdi açısından risk almak önemli.
risk almak önemli. Şimdi ben bu konudaki size bir itirazda bulunayım. Biraz evet. Hareketlensin yayın. Şimdi evet Aleviliğinin ifadesin. Ermeni aslında Alevi gözüküyor. O aslında ben Ermeniyim desin. İlave etsin, ifade etsin. Şimdi ama bu beraberinde bir takım problemleri de getiriyor. Orada videoda da Aram Ateşyan'da kendi hayatından bir takım örnekler de çevresinden bahsetti. Hemen dışlanıyorsunuz vesaire. Şimdi ben işte 10 sene, 10-15 sene önce Türkiye'de Öteki Olmak kitabıyla ilgili kitap da yazmıştım. Alevilikle ilgili Alevi Sünni evlilikleri üzerinde bir kitap yazmıştım. Oradaki o dönemlerde Türkiye'nin özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecindeki yaşanan morallerin yükselmesi, artık normalleşiyoruz süreci yaşanmıştı bir ara Türkiye. Özellikle 28 Şubat'ın az öncesinde hatırlayın. Ve insanlar artık kendi kimliklerini ifade eder olmuştu. O zaman Ermeni Patriği Aram Ateşyan da demişti ki artık bize girip vaftiz oluyorlar. Çünkü artık kimliklerini ifade eder oldular. Bu Türkiye ulusalcı medyada şu yansımıştı. Müslümanlar Hristiyanlaşıyor. Misyonerler ortalığı sardı falan diye. Yani halbuki onlar Ermenilerin, gizli Ermenilerin kimliklerine dönmesiydi. Şimdi burada bu kimliklerin ifade edilmesi Türkiye'de bir takım mekanizmaları derhal harekete geçiriyor. Zaten baskı ortamı daha da artabiliyor. Dolayısıyla bu riski, bu Ermeniler, kendilerini gizlemiş olan Alevi görünümlü Ermeniler bu riski alabilecekler mi? Kaldı ki Aleviyim dese ne olacak? Daha beter öteki, ya yine öteki. Yani Ermenilikten Aleviliğe geçse ötekiliği bitmiyor ki, daha katmerli bir Alevilikti. Bir üst Aleviliğe, ötekiliğe geçti. Ne diyorsunuz? Biraz uzun oldu ama buyurun. Ya bu bir mücadele alanı aslında. Yani demokratik mücadele alanı. İnsanların kendilerini tanımlama istemlerinin nasıl şekillendiğini, iradesini onlara bırakmak gerekir. Onlara biçilmiş kimlikleri yıkmamız ve bir yana bırakmamız gerekiyor. O anlamda diyelim ki bir yanıyla devlet tarafından ya da devletin yönlendirdiği ırkçı güruhlar tarafından bu nefret belki daha şiddetli bir biçimde onlara yönelebilir. Ama öte yandan da onların kendi şimdiye kadar gizleme yükünden kurtulmaları onlar açısından çok önemli. Yani şimdi tanınıyor, işte bu kitabın yaratmış olduğu tartışmayla birlikte Alevi o güne kadar, ya tamam sen Ermeni kökenli misin ama şimdi Alevisin söylemi, şimdi o insanlar yeniden vaftiz olma ya da biz artık biz de Ermeniyiz, Ermeni kimliğimizle bizi tanıyın gibi yaklaşımlar o toplumlarda da karşılık buluyor ve onların neler yaşadığını sorgulama, öğrenme ve empati yaparak aslında bir yeni kültürün oluşmasına katkıda bulunuyor bu tür çalışmalar. Yani bir yanıyla riskli ama öte yandan yeni bir kültürün, herkesin kendi kimliğiyle birbirini tanıma sürecinin teşvik edilmesi ve bunun mücadelesinin demokratik bir biçimde sürdürülmesinin koşullarını yaratıyor. Böyle düşünelim derim. Kitapta dikkatimi çeken, kitabınızda bir ifade vardı konuştuğunuz kişilerden bir tanesi. Ermeni kökenli Alevi kimliğiyle yaşayan bir isim. Nüfusumuzda, kimliğimizde muhtedi yazıyordu diyor. Hatta evet. Askerde sordular sen kimsin, işte ben Müslümanım, babam müftüydü falan dedim diyor. Vaziyeti kurtarmak için. Ama muhtedi yazıyor burada, yani ihtida etmiş Müslüman. Evet. Bu dikkatimi çekti. O dönem devlet bilinsin diye mi onları öyle muhtedi olarak ifade etmiş? Tabii. Bunları kayıt altına alıyor. Bazıları gözden kaçıp öyle açıktan da kalabiliyor ama Erkan Bey, bununla ilgili devletin karanlık dehlizlerinde o kadar çok bilgi var ki. Şöyle bir örnek vereyim. Bu 2012-13 olmalı bu çözüm süreci. İşte tam da o Dersim'den insanların gelip de Ateşyan'a ya da Patrikhane'ye biz vaftiz olmak istiyoruz, Ermeni okullarında okumak istiyoruz, biz de Ermeniyiz dediği dönemde bir Dersimli Ermeni Ermeni okuluna kaydını yaptırmak istiyor. Ve kabul edilmiyor. Çünkü Türk görünüyor, Müslüman görünüyor. Bu gidiyor kanıtlamaya çalışıyor, etmeye çalışıyor. Sonra dava açılıyor ve mahkemede ne ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Bunların kodlandığı, yani nüfus kayıtlarında bir numarayla kodlandığı, birinci Ermeniler, ikinci Rumlar, üçüncü Aleviler ve bunların özel şifrelerin olduğu
gerçeği açığa çıktı ve bu haber konusu da oldu. Dolayısıyla bunların hepsi biliniyor. Mesela şöyle bir şey. Diyor ki biz gittik Manisa'nın bilmem neresinde. Dediler ki Agoptu, oranın müftüsü ya da işte cami görevlisi, camiye gelin, Müslüman olun. Gittim diyor. Bazıları gelmedi. Ben gittim. Benim babam gitti. İşte yaptı. Adını değiştirdiler. Aziz oldu. Babam düzenli olarak namazında, niyazında olmaya başladı. Ama orada toplum içinde gavur Aziz. Gavurluktan kurtulamıyor. Yani Müslüman oluyor ama ondan kurtulamıyor. Dolayısıyla hem toplumda hem de devlette bu kodlamalar o kadar yerleşmiş ki, o kadar sistemli hale getirilmiş ki, o işte ihtida etme meselesinde de onunla ilgili başka belgeler de vardı tabii. Evet, ihtida en azından şurada beni zihnimde çağrıştırdı. Mesela Yahudilikten Müslümanlar o Sabateistlerin için o dönemki Osmanlı'da avdeti olarak ifade tanımını bulmuş. Avdet etmiş, sığınmış. Evet. Muhtedi olarak kabul etmemişler onları. En azından yani lütfetmişler de Ermenilikten Aleviliğe geçenleri muhtedi olarak ifade etmişler. Avdetiliğinin bir ötesinde tanımlamışlar. Evet. Şimdi onu aslında orada tabii sürgün döneminde yapıldığı için bu muhtediyi Müslümanlıklaşmış anlamında kullanıyor. Alevileşmiş anlamında değil. Tabii Orada o zaman Müslümanlaşmış. Aleviliği yok tabii. Tabii Alevilik de Müslümanlığın içinde bir şey olarak gördüğü için Müslümanlığa döndü, kabul etti anlamında kayıt düşüyorlar. Evet, yayının sonuna geldik. Kazım Gündoğan, çok değerli kitabınız için teşekkür ediyorum. Okudum, çok istifade ettim. Buradan da ben bütün izleyicilerimize buradan tavsiye ediyorum. Kaleminize sağlık. Gizli tarih dedik. Alevileşmiş, Alevileştirilmiş Ermeniler dedik. Biz İsa'ya tabiiz ama Ali'ye mecburuz dedik. Neden mecbur olduklarını, toplumsal baskıları, devletin yaklaşımını hepsini konuştuk. Kaleminize sağlık, ağzınıza sağlık Kazım Gündoğan. Çok teşekkür ediyorum Erkan Bey. İnsanlara herhangi bir kimliğe, bir dine, bir başka şeye gönüllü olarak dahil olmaları kıymetlidir ama mecburi kalmaları çok zordur. O Kimsenin kabul kimseye edilemez. mecburi kalmadığı bir dünya için diyorum. İyi Evet. yayınlar. Peki. Teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun.